Kanal Z Köylünün Sesi ekibi Zonguldak'ı karış karış gezmeye ve köylünün sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu hafta Tepeören köyündeyiz. Bakalım Tepeören halkı mikrofonlarımıza neler anlatacak? Evet sevgili Kanal Z izleyenleri, Köylünün Sesi programı olarak sizler için Zonguldak en güzel köyünün sesini duyurmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Ereğli'ye bağlı Tepeören Köyü. Tepeören Köyü'nün sorunlarını dile getireceğiz sizler için. Şimdi deniziyle, mavisiyle ve doğasıyla Tepeören Köyü. Abi, ne yapıyorsunuz köyde? Köyde şu anda bir şey yaptığımız yok kış nedeniyle. Köyün sorunları bizim yol sorunlarımız vardı. Biraz hallettik onları ama yine de tabii yardım bekliyoruz devletten bazı yolların tekrar yapılması için. Kışın köyümüz az insanla oluyor. 15-20 hane. Toplam hane sayımız 120. Kışın ulaşım nasıl oluyor peki? Kışın ulaşım açılıyor yollar. Genelde şey olmuyor. Zaten toplu taşımacılık okul işi var bizim burada. Bu yan köydeki bir yere gidiyorlar okula. Bayat Köyü'ne. Evet. Başka da şeyimiz yok. İşte yollarla ilgilenirlerse. Peki seçim zaman nasıl bir hava esiyor köyünüzde? Yani nasıl bir vaatler veriliyor size? Yerine geliyor mu? Seçim zamanı güzel bir hava esiyor tabii ki. Vaatler yerine gelmiyor genelde. Vaatleri yerine getirseler çok iyi olacak. Evet. Ama işte yine de bayağı köylerde yapılması gereken şeyler var. Yazın daha güzel oluyor bizim köyümüz. Hı hı. Sahil var zaten bizim burada. Evet. Kışın da böyle 15-20 kişi işsizlik var. İşsizlik almış başını gidiyor. Fındık fiyatları düşük. İşte tüccarın az fiyat vermesi köyümüzdeki insanları bayağı etkiledi. Evet, şimdi yanımızda Tepeören muhtarı Taceddin Arslan var. Evet muhtarım, köyünüzü tanıtır mısınız? Ne gibi sorunlarınız var köyünüzde? Köyümüzdeki sorunlardan önce ben köyümüzden önce genel coğrafya yapısını bir size anlatmak istiyorum. Köyümüz 140 hane, yaklaşık 750 nüfusa sahip. Ama tabii bu nüfus yazın kalabalık oluyor. Kış olduğu zaman köyü terk ediyorlar. Ereğli'ye Zonguldak'a genelde gidiyorlar. Köyümüz Ereğli'nin en son köyü, Zonguldak üzerinde en son köyü olup deniziyle, kıyısıyla masmavi bir denizin ve yemyeşil ormanın birleştiği güzel bir tatil köyü konumunda. Ama maalesef tabii bu sahile yazın inen arkadaşlar yolumuz biraz bozuk olduğu için zorluk çekiyorlar. Köyümüzdeki gençlerimizin çoğu köyü terk ettiler işsizlik nedeniyle. Köyümüzde kalanlar fındıkçılık yapmaktalar. Evet, ama tarlalarımızda tabii fındık yolları falan böyle yol, arazi yolları olmadığı için sıkıntılar onlar. Köyümüzün yazın bilhassa cumartesi pazar günü Zonguldak'tan ve Koz'dan aşırı derecede tatil yapmak için gelen insanlar oluyor. Burada piknik yapıyorlar. Kendilerine sorduğunda şunu söylüyorlar bize. Ya o kadar çok güzel bir sahiliniz var ki ama maalesef işte yolunuz yok, şunuz yok falan diye sıkıntılarını bize dile getiriyorlar. Biz de tabii bunun farkındayız yani. Ereğli Zonguldak arasında en güzel koylara sahip, deniz kenarı en güzel koylara sahip bir köyümüz. Biz bir de bu iki mahallemiz var, bir Çalcı mahallemiz var bizim bir de. Şu anda 12 kilometre ulaşım Çalcı Mahallesi'nde. Bu 12 kilometrelik yolumuzu biz 2 kilometre düşürmek için bir yol güzergahı yol yapmaya başladık. Köylü ve devlet imkanlarını birleştirmek şartıyla bu yolun ana güzergahını, ana kartelerini çizdik. Ama tabii bir kısmı eksik kaldı. Bu yolun bize çok önemli 3 tane şeyi var, köye faydası olacak. Bir, mahallemizi olan 12 kilometre yolu 2 kilometre düşüreceğiz. İkincisi, yangınları söndürmede kullanacağız. Üçüncüsü de arazi ve tarla yollarında vatandaşın gidip gelmesi için çok hayati önem taşıyan bir yol bizim için burası. Tabii yetkililerimizden bu yolun bir an önce biz bitirmesini istiyoruz. İnşallah bitireceğini umut ediyoruz. İşte böyle yani söyleyeceğiniz bunlar yok yani. Peki Sayın Muhtarım, seçim zamanı verilen sözler yerine geldi mi? Verilen vaatler? Tabii kısmen geldi yani. İmkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorlar. İşte valilik makamından çimento alıyoruz. Köyümüzün mahalle yollarının birçoğunun betonlamasını yaptık.
Bir kısmını yapmak üzere yine içeride alacağımız çimentolar var. Bunları kullanacağız. Tabii yani devamlı sorunlar çıkıyor. İşte eksik de bilmiyor ki yani. Ama peki, tam da yerine getirdiğinde söyleyemeyeceğiz yani. Bir kısmı eksik kaldı. Fındığa verilen fiyat nasıl buluyorsunuz? Onu çok şey buluyoruz. O konuda çok mağduruz yani. Bu vatandaş o konuda mağdur ve sıkıntılı. Fındığını daha henüz geçen sene fındığını satamadı. Geçen sene fındık eline duruyor vatandaşın. Bu sene fındığını nasıl satacağını henüz bilemiyor. Daha köyden bir kişi toprak mahsulleri ofisine bir kişi verdi da. Şu anda vatandaş işte fisko birliğine mi verelim? Yoksa mahsulleri toprak mahsulleri ofisine mi verelim? Yoksa esnaf verelim? Bu konuda tercih yapamıyor. Ama o konuda mağduruz yani. Bu konuda vatandaş mağdur. Onu belirtmekte fayda var yani. Bursa giden arkadaşlar oldu, İzmir'de gidenler oldu. Göç oldu. Tabii yani işsizlik nedeniyle gençler. Burası köyümüzün merkez kahvesi. Selamünaleyküm. Halkımızda buradalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Keyfimizin nasıl? Nasılsın? Keyfin seti nasıl? Allah'a şükür. İyi, buna şükür. Yolumuz yok. Fındık fiyatları düşük. Hükümetten şikayetçiyiz. Seçimler yaklaşıyor. Tutulmayan sözler verilmesin diyorlar. Evet, şimdi Ereğli'ye bağlı Tepören köyünün kahvesinde oturmaktayız. Köy halkıyla birlikteyiz. Şimdi köy halkının sorunlarını dinleyeceğiz. İşte ne gibi istekleri var, ne istiyorlar köylerine. Evet, ilk önce amcadan başlayalım. Evet amcacığım. Şimdi bu köy Gıvırcı köyü değildir. 1473-76 Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan Fatih'e yenilmiştir. Bizim köyümüz de oradan İstanbul'da Sarıyer'e yerleşmiştir. Oradan 5 aile yelkenliyle bu köyün açıklarına gelmiştir. Bakmıştır ki burası boş. Buraya yerleştirmişlerdir bizim köyümüz. Kültür seviyesi yüksektir. Mühendis, doktor, avukat vardır köyümüzden. Kızlarımızda da vardır, erkeklerimizde de vardır. Yani öbür köylerle mukayese edilemez. Onlarla beşeri münasebetleri güzeldir ama kendi bünyesinde de yine ayrı özellikleri vardır. Bu köyde mesela hırsızlık olmaz, mahkeme olmaz, bir kavga olmaz birbiriyle. Anlayış içinde yaşarlar, geçinirler. Fakat bu son sene, bu sene çok müşkül durumdayız. 200 ton yıl kapasiteli fındığımız vardır. 10 ton yıllık kapasiteli kış armudumuz vardır. 10 ton yıllık kapasiteli kestanemiz vardır. Armudu 500 liraya satıyoruz. İşte geliyorlar tüccarlar. Fındığı verilen fiyat nasıl biliyorsunuz? Fındığı mı? Fındık 2,7, 2,8 falan. Yani o 5 lira, 6 lira gitti. Hükümetin verdiği fiyat nasıl biliyorsunuz? Yok, hükümetin verdiği fiyat falan yok. Bu hükümetin fındık politikası yok. Köylü politikası yok. Elma, armut politikası yok. 8-10 tane tüccara bağlanmıştır. Onlarla vatan millet Sakarya devam ediyor yani. İnşallah bunları da atlatacaktır köylülerimiz. Peki, seçim zamanı nasıl bir hava esiyor köyünüze? Yani nasıl vaatler veriyorlar? Şimdiden bizim köyümüz karar vermez. Onu karar vermez. İlerideki politikaya göre devam edecektir. Siyasi görüşünü devam ettirecektir o zaman. Evet, evet amca, eskiden köyler nasıldı? Yani şey nasıl? Eskiden köyleriniz nasıldı? Şimdi nasıl? Geçim durumu mu? Geçim olsun. Önceden nasıl bir hava esiyordu köyünüze? Nasıl kalabalık? Geçimi çoğu emekli, fındık bahçeleri var işte ondan geçimi. Bizde başka geçim öyle arpa buğday bilmem ne ekmeği yok. Fındık, emeklilik var işte. Burada geçim öyle fındıktan. Köyünüze ne istiyorsunuz peki? Niye yapıp bile bile istenmeyen bir şey olmaz ki. Bak yolumuzdan geldin. Yolumuz mesela başka yerlere varsalak pek düzenli değil. Kuyu mesela kalorisyonu yok.
altyapısı yok. Nereye götürebilirsiniz siz bu işi? Ne bileyim, götürebileceğiniz yer mi var bilmiyorum. Eskiden ki durumlardan farklı tabii köyümüz. Yani her köyde farklı muhakkak. Fakat gene noksanlarımız var. Mesela ne isteyelim? Abinin dediği gibi biz burada fındıkla, kestaneyle, elmanla geçiniyoruz. Bunlara da fiyat verilmeyince bunları emekli maaşından bile. Bunları şey yapmak gerekiyor. Başka gelir yok. Buğday, Konya gibi. Bana göre köyümüz geçim durumu iyidir. Hepimiz emekliyiz. Emekli maaşımız biraz azdır ama idare ediyoruz durumu. Yalnız fındık politikası hükümet tarafından biraz zayıf. Yani bunun düzeltilmesi için hala da bekliyoruz, ümitliyiz. İnşallah düzelir. Şu durumda fındıklarımız geçen senenin 1/3 kadarıyla verebiliyoruz. Ama bekletiyoruz. Belki düzelir ümitiyle. Yani bunun haricinde fazla diyecek bir şeyim yok. Ben bu köyde şimdiye kadar konuşulanlardan biraz farklı şey isteyeceğim. Yazın balkonlarımızda oturamıyoruz. Bir böyle şey olsa istiyorum. Sivrisinekten. Yazın bunlara gelip işte bir yerden artık biz mi müracaat edeceğiz? Yoksa siz bunları şey, haber alarak yazacağınız mı bilemiyorum. Yani yazın bir uğrayıp köylere biz şey yapmalarını istiyorum. İlaç. Ya, ilaç. Sivrisinek ilaç. Balkonlarda rahat oturalım. Neden kaynaklı bu sivrisinekler? Sivrisinek ağaçlardan mı meydana geliyor? Yoksa benim orada su var, sudan mı meydana geliyor? Her yerde var gerçi. Benim sadece bende değil. Yani şehirlerde ilaçlıyorlar ya, onlar da bize de gelsinler, köylerimize ilaçlasınlar istiyorum yani. Yandım eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına canama. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına canama. Konya sitesi. Nasılsın? Nereden geliyorsun lan teyze? Sus. Bir şey çekecek. Ne var sepette? Sus. Mantar var ya, baksana mantar. Araya kapat. Mantarları toplamış teyze, gelmiş. Ne mantar teyze bunlar? Fındık. Fındık mantarı. Nerede topladın bunları? Çekme, bir şey gel çıkalım. Evet, kolay gelsin yenge. Nasılsınız? İyiyiz. Ne yapalım? Nasıl geçiriyorsunuz köyde vakti? Ne yapıyorsunuz? İş yapıyoruz, azala gidiyoruz. Ne yapalım? Evet, bahçelere gidiyoruz. Var mı köyde bir sıkıntınız, şey isteğiniz köyünüze? Yok. Ne gibi sorunlarınız var köyünüzde? Yollarımız iyi değiller, yollarımız. Tepeörenliler yol istiyor. Bakar mısınız şu yolların bakımsızlığına? Aracımız gitmekte zorlanıyor ve nihayetinde çamura saplanıyor. Oysa ki her seçim arifesinde sözde en kısa zamanda yapılıyor bu yollar. Evet sevgili kanal izleyenler, gördüğünüz gibi şimdi Tepeören köyünün yolunda kaldık, köy yolunda. Evet.
Evet sevgili Kanal Z izleyenleri, gördüğünüz gibi aracımız ikinci kez yolda kaldı. Tepeören köyünde ciddi bir yol sorunu var. Evet biz de zor ilerliyoruz bu köyde. İşte gördüğünüz gibi. Karşıda görmüş olduğumuz bizim köyümüze bağlı Çalca Mahallemiz. Evet. Burada 20 hane evler var. Bu Çalca Mahallesi'ne ulaşmak için biz daha önce eski Ereğli Zonguldak yolu diye tabir ettiğimiz bu eski Ereğli Zonguldak yolundan ulaşım sağlıyorduk. 12 kilometre bunun uzunluğu. Şimdi ise bu alttan doğru bu arazi yolundan, az önce bahsettiğim yoldan bir yol daha vurduk oraya biz şimdi. 2 kilometreye düşüreceğiz ulaşımı. Ama tabii bu yolu daha henüz bitiremedik. Yani yetkililere bu yolun bir önce tamamlamasını istiyoruz. Yani buradaki arkadaşlar da mağdur olmayacak. İşte bu yolun bizim için hayat önem taşıdığı bahsetmiştim az önce. Hem orman yangınlarını önleyecek, hem vatandaşın arazisini değerlendirmesini sağlayacak, hem de mahallemize daha kısa yoldan ulaşımı sağlayacağız. Bizim için çok hayatta önem taşıyan bir yol bu. Yetkililerimize yardımcı olup yolu bir önce tamamlamasını istiyoruz. Peki, tamam, sağ olun. Evet şimdi Tepeören Köyü'nün zirvesinde bulunmaktayız, top sahasında. Evet muhtarımın burada bir isteği var. Evet muhtarım, ne istiyorsunuz? Şimdi Serkan Bey, daha önce Beden Terbiyesi Müdürlüğü ve Valilik kanalında önceki yıllarda böyle bir top sahası yapılmış. Tabii gençlerimizi kötü alışkanlıktan kurtarmak için, spora alıştırmak için. Ama top sahasını işte görüyorsunuz yani, bu da bir tamamlayamadık. Gençlerimiz bundan istifade edemiyorlar. Altı durumda, tabii bataklı. Bir an önce buranın da yetkililer tarafından izlenip, böyle yani bilen kişiler tarafından incelenip, ne yapılması gerekiyorsa köylünün de katkısıyla bundan bir önce tamamlamak istiyoruz yani. Bu konuda bizlere yardımcı olmanı istiyoruz yetkililerin. Beden Terbiyesi Müdürlüğü'nün elemanları gelip inceleyip onların projesine uygun şekilde ne yapabilecekse bunu da kazanmak istiyoruz burasını. Atıl durumda kaldı burası. Evet, köyler arası maç yapıyor muydunuz daha önceden burada? Burada yapamıyorduk işte uygun olmadığı için. Ancak burasını antrenman sahası olarak kullanıyordular. Şimdi de kullanılmaz hale geldi artık. Ama burası yapılırsa tabii turnuva düzenleyeceğiz burada köyler arası. Yalıdar kanalıyla geçen sene düzenlenen Sücül Köyü'nde. Bunu da köyümüze almak istiyoruz önümüzdeki yıllarda. Biraz bakım yapılırsa, biraz onarım yapılırsa bunu yaparız diye düşünüyoruz. Bir kere köyümüzün içinde betonlaşma yapılmaktadır ama yetersiz. Yollarımızda deniz yolumuz var, sahil yolumuz. Beton, asfalt falan olması lazım. Olursa güzel olur yani. Muhtarımız her zaman bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yeterli yani olmuyor yani. Peki funda verilen fiyat nasıl biliyorsunuz? Funda verilen onu zaten konuşmamıza hiç gerek yok. O tamamen piyasanın altında kalan bir şey. Bunu bizim bir şey diyeceğimiz yok. 7 milyon olması gereken, geçen sene 6 milyona çıkan fındık, evvel sene 6 milyona giden fındık, bu sene 2,5 milyondan olması zaten konuşmaya gerek yok yani. Peki seçim zamanı verilen sözler yine geldi mi, vaatler? Gelmedi tabii ki yani. Onu pek bir şey diyemedim yani. Biz peki, bu önümüzdeki seçimde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Halk işini bilir yani. Tepeören Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Saadettin Gökmen. Sorunlarımız köyde var, hem de çok. Bu deniz sahiline giden yolumuz bozuk. Yaz sezonunda aşağıya araba inmiyor. Yolun yapılması gerekiyor. Muhtarımız çalışıyor ama gücü yettiği kadar uğraşıyor yani. Şimdi bu Çalca Mahallesi'ne giden yolumuz bozuk, bağlanmadı. 150 metre bir kalan yolumuz var, yapılması gerekiyor. Yapılamadı işte, bunların için uğraşıyoruz yapmak için. Fakat devletimizden de yardım bekliyoruz tabii bu haliyle. İlk seçim zamanı verilen sözler yere geldi mi vaatler? Verilen vaatler gelmedi sayılır. Zaman zaman devletle işbirliği oldu muhtarımız tarafından ama yani çok eksiğimiz çok. Zamanın biriktirmiş olduğu bir şey bu. Bir 5 senede veya bir 3 senede, 10 senede çözülecek bir olay değil bunlar tabi haliyle. Şimdi köy içinde betonlama yapıldı. Eksik yerlerimiz kaldı. Daha sonra yapılacak denildi. İşte kaldı. Uğraşıyor.
alıyoruz. Alalım diye çimento muhtarımız uğraşıyor genelde ama haliyle bir yere kadar yani oluyor. Noksan, her şey eksik yani. Tepeören köyünün terk edilmiş en eski kahvesi geliyor ekranlarınıza. Bu teyzeler içi boş fındıkları ayırıp satıyor, evlerine katkıda bulunuyorlar. Kolay gelsin. Dur ben şöyle bir geçeyim. Geç oğlum, geç. Kolay gelsin bakayım. Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl geçiriyorsunuz köyde vakit? Köyde vakit böyle işte, köylü kadınları üretken, çalışkan, fındıkları patosa veriyoruz. Ondan sonra bu borçları ayır ya. Biz de bunları bir yardım amacıyla sele alıyoruz, kapkacak alıyoruz, bir şeyle yapıyoruz, ziyan etmiyoruz. Evet. Böyle uğraşıp duruyoruz ya, işte. Fındığa verilen fiyatı nasıl biliyorsunuz? Fındığa fiyat oğlum, vallahi bu artık bu başbakan hiç bunlara bir yere uğramasın. Ta ona oy da yok, insanlık da yok. İki seneden beri fındık üst katta depoda duruyor. Fındığımız rezil oldu yani bu sene. Geçen seneden beri borçları bile almayalı. Evet. Fiyatlar çok düşük. Bu sene ben 2 milyar 600 bin lira para ödedim işçiye. Patpatımı hariç parası. Kaç ton fındık var sizde? 5 ton. 5 ton fındık duruyor depoda. Patpatımın kendi işçiliğimi aramayan. 2 milyar 600 işçiye para ödedim ben. Şeyinki patosunki ayrı, doğme parası ayrı. Şimdi 2 milyona bu hesap et bakalım, çıkıyor mu parası, çıkmıyor. Biz bu ne bilen valla 2 seneden beri rezil olduk lan, ya rezil. Ya onlar da bir herkes biliyor. Köyünüze ne istiyorsunuz? Yani köyümüze oğlum, köyümüze yollamız çok bozuk. Biz şimdi patlatımız var, fındık bahçelerine gitmeye. Arazımız çok aşağıya duruyor be, yol belası. Sırtımızdan çekiyoruz. Ben şimdi işçini öğleden sonra işçiye fındık çektiriyorum parayla. Yollar bozuk. Yollarımıza zaten bu bilmiyorum ben, buraya hiç uğrayan yok zaten bu köye. Seçim zamanı dedimi koşalım. Şimdi bu köye bir belediye olsa, benim çoluğum çocuğum Ereğli'de, Gozlu'da, şu köye bir belediye olsa ben çoluğum çocuğum yanına giderim, gidemem mi? Giderim. Bu köy çok fasika. Hiç burayı ilgilenen yok burayla oğlum. Şimdi buraya bir güzel bir belediye olsa ben çoluğumu çocuğuma yine yardıma giderim, oturmaya giderim, çay içmeye giderim. Veyahut pazara giderim, malım ziyan olmaz. Çalıştım bak bahçelerde mancar, pırasa her şey ziyan. Ta ne? Ne diyeyim ben? Köylü kadınları işte böyle oğlum, gıyda koşede kal ya. Biz kafamız çalışmayaraktan o oyumuzu kullanıyoruz. At oraya attık. Attık, rezil olduk. Ta artık. Bu seçimde artık ben o sandıktan oyum çıkmaz. Evet. Evet teyze, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiyor köyde? Aynı be oğlum, ben de öyleyim, aynısı. Mesela çoluğum, benim kızım bu, yardım ediyorum bugün. Yanına geldim, benim çoluğum çocuğum da aynısı. Bizde yollarımız yani çoğunlukla yani boşla yani, tarlalım bağımıza bahçemize gidemediğimiz yerler var bizim. Aynısıyız biz de yavrum. Biz de aynısı. Bu da fiyat nasıl teyze sizce? Bizim de aynı, biz aynıyız yavrum, benim kızım bu. Benim oğlum da mesela kardeşi. Aynısıyız biz de aynı. Duruyor la fındıklarımız bizim de evde. Aynısı, hiç değişen bir şey yok. Az mı fındığı verilen fiyat? Kaç para olmalı sizce? Biz de mesela baba şimdi... Şimdi açıkça bir şey, siz de biliyor musunuz, eşitiyor musunuz televizyonlarda? Bunları demeye yani hiçbir şey yok.
2 milyar mesela 600 veriyorlar, 500 veriyorlar. Ona da bize yani çalışmaya da değmiyor yani. Biz bunları gübre veriyoruz. Gübre fiyatlı. Her şey yani kurtarmıyor yani bize. Köyünüzde ne gibi sorunlarınız var? Ne istiyorsunuz köyünüze? Köyümüzde biz bahçe yolları mesela bizim tarla yollarımız yani yok oğlum. Sırtımızdan bu yaşta ben sırtımdan odun çekeceğim de bahçeden yük götüreceğim de yani öyle. Ya zorluğumuz öyle yani. Suyumuz çok şükür yani var suyumuz yok değil. Evlerde şimdi Allah yani bunu var yok. Evlerde suyumuz var. Telefonla var. Yok şeyimiz yok işte yol ihtiyacımız var. Yol ihtiyacımız var. Işık çok şükür. Fındık bunun değeri geçen sene bıldırdan beri duruyorlar evlerde fındıklarımız. Bunu ne yapalım biz? Gelsinler diye bakıyoruz. Geliyor herif. Aynısı şu fiyatta. Bizim de o zaman versimiz gelmiyor. Kurtarmıyor yani. Dönüp gidiyor herif. Yapalım. Biz borçluyuz. Veriyoruz bilsine. Onlardan mesela mıka, alüminyum gibi şeylerden tabak alıyoruz. Anam böyle guh alıyoruz. Bir şeyler alıyoruz yani. Değerlendiren diye uğraşıyoruz bunları. Tamam mı? İşte şuna borçla bak görüyor musun? Borç fındık bunda. Bunları yani bunları yaksak yakabiliriz. Tek faydalanan değil bunları biz. Değerlendiren diye uğraşacağız bunları tamam mı? Oldu delikanlı sağ ol. Bunları ayırıyoruz. Bunları böyle. Bunları vereceğiz. Bir boşçu geliyor mesela arabayla. Boşa geliyorlar. Onlardan biz ne yapıyoruz? Tabak alıyoruz mesela. Mıka gibi şeylerden. Ondan kuhu alıyoruz. Ondan ileyen alıyoruz. Öyle bir şeyler alıyoruz. Tamam mı? İşte. Çoluk çocuk faydalanan diye. Ben... Çok geride koyumuz bizim çok. Baba 20'den aşağıya. 10 sene mesela Zonguldaklıyız ama biz 10 sene Zonguldak'tan ileriden gidiyoruz. Çünkü buraya hiç buranın ilgilenen yok. Allah'a şükür hiç yoktu. Mıktarımız şimdi çok iyi. Çok ilgileniyor. Mesela bir şey olunca sorunumuzu çözüyor. Allah'a şükür elimizden tutuyor. Elinden geldiği kadar yollamızdan da ilgileniyor mıktarımız ama onun da o kadar gücü yetiyor. Evet, onun da yeter o kadar. Ama daha iyi olsa daha iyi yollamız. Daha güzel olsa daha iyi. Gençliğimiz zaten... Zaten gençliğimiz şehirde duruyor, yaşlılar koydu duruyor. Bunlar da zorlanıyor işte, her şeyden yana zorlanıyoruz. Odun olsun, kömür olsun. Mesela kömür geliyor yok adam taşa. Ona her şey, odun olsun, bahçe. Bu sene ben fındıklamın... odunlarını kestim. 40 milyon para verdim. Odundan taşımaya. Ama bak patlatılma gitse güzel değil mi? Bahçeye. Ama yol yok. Allah'a şükür gene mıktarımız çok iyi. İlgileni elinden geleni yapay ama onun da o kadar gücü yetiyor. Kendi bütçesi kadar yardım ediyor bize yani. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Köyümüz Çalca mahallesine yolumuz çalışma yapılan yolumuz var. Yolumuz bağlanamadı. 150 metre açık. Köyümüze hayat verecek olan bu yolumuz, arazimiz, Çalca Mahallesi'ne gitmemiz bakımından yolumuzun bir an önce bağlanmasını istiyoruz. Çalışmalar durdurulduğu için yolumuz da şu anda mallakta yani çalışmıyor. Bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Peki seçim zamanı ne oluyor abi? Köyde nasıl bir hava esiyor? Seçim zamanı bütün destek şöyle veriliyor. Söz veriyorlar. Seçimden sonra daha uğramıyorlar buraya. Seçimden sonra gelmiyorlar. Daha sonra yollarımıza da bakılmıyor da. Yollarımız berbat durumda. Genelde bu Çalca Mahallesi'nde köyümüz arasındaki yolun arazilerimiz o tarafta olduğundan, mahallemize de bağlantı olmadığından gidip gelme de yapamıyoruz.
Yani bir an önce yolumuzun bağlanmasını istiyoruz biz. Peki, sağ olun. 100-150 metre bu aradaki mesafe. Bunun için bir an önce ilgilileri buradan sizin kanalınızda duyurmak istiyoruz. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Keyif sertmesin. İyi, çok şükür. Biz bu kadar olur. Yaş 72. Ben Serdar'ın babasıyım. Nasıl vakit geçiriyorsunuz anne? İşte burada oturuyoruz, camiye gidiyoruz, eve gidiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Bir de bak akşam olmuş, bir de bak sabah olmuş. Biz ne yapalım başka? Ne istiyorsunuz köyünüze? Elektriklerimiz çok kesiliyor. Bak muhtarın demesi gibi, muhtar şahidimiz olsun, elektriklerimiz çok kesiliyor. Bak onu hatırlattı. Ben hani görevleri değildir diye onu söylememiştim yani. Yollarımızda tabii kötü olanlar da var. Ama hepsi de dört dörtlükte değil. İyi işte var, iyi yerde var. Yapılacak yerler de var. Ama bunlar hepsini tek tek yazmamız sizin mümkün belki de değildir. Şimdi yollarımız derken, yollarımızda evet yapılması gereken yerler var. Zaten siz görmüşsünüz gelirken. Aynı zamanda kanallarımızın açılması lazım. Yol kenarlarındaki kanallarımız kaç senedir açılmadı. Diken bastı, ağaç bastı, her şey bastı yani. Tamam. Ondan sonra valla ne bileyim işte elektrik konusunda şikayetimiz var. Telefonlarımız ara sıra işte arıza yapıyor. Neden yaptığını bilmiyoruz. Fakat işte geliyorlar, gidiyorlar, yapıyorlar bir şeyler yani. Valla köydeki şikayetler bu kadar yani. Şimdi başka bir şikayetimiz yok. Biz köyde biz emekliyiz. Bağımızda, bahçemizde gücün kuvvetin yeterli. Bahçeyi diyorsun, başka bir şey. Önceden nasıl amca köyler? He? Önceden nasıldı? Önceden de yani burada emekli ki var, önceden de öyleydi. Ne? Biz şimdi bir fındığımız var elimizde az çok. Bize şey biraz daha uzak geliyor fındık alım yeri. Bunun mümkünse biraz daha yakına gelmesi. Bu şimdi şu anda Ereğli'nin işte Delakkı diye bir şey var oralarda. Bu depo biraz daha biriye gelse, alımlar biraz daha kolaylaşsa köylünün için daha iyi olacak. En çok beklentimiz de bu zaten bizim. Çünkü biz fındığımızı bu şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne şu anda veremiyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama mümkünse bu biraz daha biri gelse bundan herkes yararlanır, herkes sebeplenir. En büyük ihtiyaçlarından bir tanesi bu yani. Evet. Siz ne istiyorsunuz köyünüze? Ne gibi sıkıntılarınız var? Biz de aynı onun söyleyeceği yok. Fındık işte. Başka bir şey yok. Mesela 6.000'den düştü fındık aşağıya 2.000. 2.800. Tamamen köylü şu anda perişan geliyor da fındık yani geçen insana perişan vardı. Kaç var olmalıydı fındık? Geçen senenin vaziyetine bakarsan bu sene 7-8'i bulması lazım. Bir de ben şunu söyleyeyim, madem siz şey diyorsunuz, bizim maaşlar, yani biz alıyoruz 400-500 milyon, ara tamamen açıldı, 1 milyar, 1,5 milyar maaş alanı var. Onlar da bizim bir çoluğa çocuğa bakıyor, bir de çok. Evet muhtarım, köyümüzün içinden sahile ulaşmak için bayağı bir yol geldik, ama yollarımız da bayağı bir kötüydü. Bu müracaat ettiniz mi yollar için? Tabii. Evet, neredesiniz? Son... Tabii. Serkan Bey, ben öncelikle Kanal Z televizyonuna, çalışanlarına, sizlere, bu programı emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Köylerimizdeki böyle sorunu dile getirdiniz. Kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Gerçekten köylüm adına, bölgem adına sizlere minnettarım. Bunu önce belirtmek istiyorum. Serkan Bey, şimdi bizim bu Ereğli'nin 6 bölgesinden bir tanesi Yalı bölgesi. Yalı bölgesi deyince insanın aklına sahil geliyor. Bizim köyümüzde işte bu gördüğümüz koy gibi 5 tane koydan meydana gelmiş bir sahilimiz var. Yazın cumartesi ve pazar günü ve diğer günler hafta arasında falan Zonguldak'ın, Kozun tüm insanlara tatil yapmaya geliyor. Ama her gelen çıkışında işte arabamın egzozu koptu, arabanın altı patladı diye bize şikayette bulunuyorlar. Bizim bu sahile inen yolumuz da köy hizmetlerinin, eski adı köy hizmetleri olan imar müdürlüğünün yol ağında görünmediği için burasını programa aldıramıyoruz bakım yaptırmak için. Bu yolun mutlaka bakım yapılması gerekiyor ki insanlar buradan daha fazla istifade etsinler, tatil yapmak amacıyla istifade etsinler. Tüm yetkilerden bunun bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Sizin aracılığıyla yetkililerden bu konuyu
dile getirmek istedim. Bunun için sizlere yeniden tekrar teşekkür ediyorum. Tüm köylüm adına, bölgem adına sizlere saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de bize köy yardımcı olmanız. Ömür bir nefes derinden bak feleğin. Evet sevgili Kanal Z izleyenleri, Köylünün Sesi programı olarak bu haftaki durağımız Ereğli'ye bağlı Tepören Köyü'ydü. Tepören Köyü'nün size sorunlarını dile getirdik. Köy halkını dinledik. Önümüzdeki hafta bir başka köyümüzün sorunlarını dile getirmek üzere. Hoşçakalın.